Tüm çalışmaları devam ediyor. Ne söyleyeceksiniz? Muğla için ne olabilir? Tecrübeli bir siyasetçi olarak. Yani ben de Muğla İl Yönetimi'nde birisi olarak her gün sahadayız, görevlendiriliyoruz. Bütün ilçelerimizde de 6'şar kişilik grupları kurarak ev ev dolaşıyoruz. Yani vatandaş neyin ne olduğunu biliyor. Gerçekten de bugün de sanayideyiz. Sanayide de bütün esnaflarımız gerçekten son 2 yılda kazandığımız parayı hiçbir şeyden kazanmadık diyorlar. Gayet mutlular. Yani biz Muğla'da çok güzel bir başarı elde edeceğimizi ümit ediyorum. Evet, ne olur? Yani mutlaka biz bir 4 milletvekili bu sefer göndereceğiz. Sürpriz olacak. Hani yazıyor ya işte Türkiye'de tarihi yazacağız diye, gerçekten tarihi yazacağız. Evet. İlgi alaka nasıl? Siz de görüyorsunuz. Çok güzel. Yani sanayide ben gerçekten bu kadar ilgi alakanın olacağını beklemiyordum. Ama esnaf söylediğim gibi hepsi diyorlar ki işlerimiz çok güzel. Hala işte personel bulamıyoruz diyorlar. Kalfa bulamıyoruz diyorlar. Çırak bulamıyoruz diyorlar. Bundan şikayetçiler ama iş almaktan imtina ediyorlar. Özellikle motor tamirciler falan en az bir hafta 10 gün sonra gün veriyoruz diyorlar. Esnaf memnun. Ayrıca 2 gün öncesi Karagedik'te yine mahalleler dedik. Seracılar da oldukça mutlu bu yıl. Seralar 2 ton domates gönderdim de 25 bin lira para aldım diyor. Dün yine Arsa, Bağlaç, Döver köylerindeydik. Gerçekten insanlar huzur içerisinde gayet iyiler, memnunlar. Bir tepki yok. Herkes seçimini 14 Mayıs'ı bekliyorlar diye düşünüyorum. Evet. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Burada da zaten bildiğiniz gibi Yakup Başkan kendi içimizden bir insan. Artık iktidarın bir milletvekili olarak kesin gönderiyoruz. Fethiye artık öksüz değil. Sakar altında oldukça güçlü bir AK Parti var. Ve ümit ediyorum bu seçimden sonra çok da hizmet alacağız. Teşekkürler. Sağ olasın.